geçelim. Bir Ersu var, bir Ülker var gördüğüm kadarıyla. Hemen bakalım. Evet, Ersu tarafında pivot seviyemiz 20-66. Yani 20-66 aşılmazsa 16-86 seviyeleri destek seviyesi. Eğer aşabilirse 20-86'yı kısa vadeli 23-80'lerin hedef haline gelebileceğini düşünüyorum. Ülker tarafı bugün 124 lira 10 kuruş seviyesinden gün tamamlamış. Tamamen tam pivot seviyesinde tamamlamış aslında. Bu seviyenin üstünde kalması 130, altında kalması 118 seviyelerini destek ve direnç seviyeleri olarak ön plana çıkartabilir. Burada Ülker tarafındaki beklentilerden biraz daha bahsedeyim. Ülker tarafında yaklaşık 3,3 milyar TL FAVÖK ve 1,4 milyar TL'lik bir kar beklentisi var. Olası FAVÖK beklentisi geçen yılın aynı dönemine göre %55 yukarıyı işaret ederken geçen çeyreğe göre %12 artışı işaret ediyor. Kar rakamına bakacak olursak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatay, geçen çeyreğe göre ise %10'luk bir artışa tekabül edecek gibi gözüküyor. Satışlar tarafında da fazlasıyla bir artış olduğunu söyleyebilirim. Şimdi birkaç sene önce zararda bilanço açıklayan şirketin bu denli yüksek karlılıklara geçmesi bence oldukça önemli. Zaten fiyatlamalardaki bu geçtiğimiz zamanlardaki rekor seviyelerin asıl sebebi de buydu. Bu kar beklentileriyle birlikte ben yukarı yönlü hareketin Ülker tarafında hızlanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Orta vadede beğendiğim de şirketlerden bir tanesi Ülker tarafı.